Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin iletisi Arzulur Novanisyan. Azerbaycan kuzey yönünde geri çaplı bir saldırı başlattı. Kayıplarımız mevcut. Acil Durumlar Bakanlığı Arsak Cumhuriyeti'ne insanı yardım gönderiyor. Azerbaycan tarafı sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Washington Post gazetesine açıkladı. Kendimizi savunmak için her yolu kullanmalıyız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Batı Ermenistan'daki Kars'ın Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle tarihi kalıntılar göründü. Batı Ermenistan Milli Meclisi Parlamentosu 28 Eylül 2020 Fransa Ulusal Meclis Başkanı Sayın Richard Ferran'ın dikkatine. Sayın Başkan, 2020 yılının 27 Eylül tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Artsakh'taki Dağlı Karabağ Ermeni sivil nüfusuna yönelik tek taraflı saldırılarının ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri genel bir oturum düzenlediler. Oturum sırasında bana Azerbaycan'ın Artsah'taki Ermeni ulusal topraklarına yönelik planlı saldırılarını şiddetle kınadığımızı dünyanın tüm parlamentolarına, medyaya ve genel kamuoyuna iletme yetkisi verildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, uluslararası toplumu, özellikle de MİS grubunun diplomasi yoluyla ve acil ateşkes ilan etme amacıyla Ermeni sivil nüfusa yönelik bu kriminal saldırıları durdurmaya yardımcı olmak için Azerbaycan'ın uluslararası hukuku ihlal eden saldırganlığını kınamaya çağırıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi saldırıların Türkiye'nin apaçık desteğiyle Azerbaycan tarafından planlandığını bildirmektedir. Bağımsız Arsah Cumhuriyeti Dağlık Karabağ topraklarında Birleşmiş Milletler tarafından 13 Eylül 2007'de kabul edilen yerli halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ile tamamen uyumlu, %95'i Ermeni olmak üzere 10 bin yıldan fazla bir süredir yerli nüfus yaşamaktadır. Azerbaycan ve Türkiye her zaman olduğu gibi gerçeği ve tarihi gerçekleri çarpıtıyor kasıtlı askeri saldırıları aynı zamanda kendilerini kurban göstererek gerçekleştiriyorlar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi bir kez daha askeri eylemlerin faili olan Azerbaycan ile suç ortağı olan kışkırtıcı Türkiye'nin insani kayıplardan, maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu belirtiyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi istikrar ve dünya barışı çerçevesinde derin minnettarlığımızı ve dostluğumuzu sunarak karşılıklı yükümlülüklerimizi ifade ederek sizlere yüksek itibariyle teminatlarını göndermektedir. Leonardo Basmacan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzuru Novanisyan gerçekleştirdiği briefing sırasında Sabah saatlerinde Arsah Cumhuriyeti'nin kuzey yönünde Azerbaycan güçleri büyük çaplı bir saldırı başlattı. Özellikle hava, topçu ve füze saldırıları gerçekleştirdiler. Şu anda bu yönde çatışmalar sürüyor. Uzun mesafeli hassas araçlar, İHA, büyük miktarda topçu dahil birçok yöntemin kullanıldığını açıkça belirtmeliyiz. Silahlı kuvvetlerimizin alt birimleri kahramanca direniyor, elbette kayıplarımız var.'' Bunun hakkında ek olarak rapor vereceğiz. Düşman hem insan gücü hem de zırhlı araç kayıplarına uğradı ifadesinde bulundu. Artsah Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere Yerevan sakinleri tarafından farklı eşyalarla yüklü kutular hazırlandı. Armen Press tarafından bildirilen habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada insani yardım eylemlerinin uygulanmasını koordine eden yetkili organın Acil Durumlar Bakanlığı olduğu için yardımların Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'na belediye idareleri aracılığıyla aktarıldıkları ifade edildi. Acil Durumlar Bakanı Felix Tolakyan'ın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturuldu. Alınan yardım tasnif edildi ve gruplandırıldı. Ardından ilgili alt birimler kargoyu Artsak'taki yurttaşlarımıza teslim edecek. Armen Presi'nin aktardığı ve Artsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Basın Sekreteri Vahram Boğazyan'ın basın toplantısına ifade ettiğine göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Boğusyan, şu anda altyapı açısından önemli bir sorun yok. Ekonomi normal şekilde gelişmeye devam ediyor. Sorunlar daha çok düşman bombardımanı altındaki bölgelerde ortaya çıkıyor. Bu sorunlar derhal çözülüyor, tüm altyapı çalışmalarına yeniden başlanıyor, dedi. Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzurun Ovanisyan ise kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Azerbaycan Hava Kuvvetleri Arsa Savunma Ordusu'nun kuzey yönünde karışık hava saldırıları gerçekleştiriyor. Türk yapımı İHA'lar da kullanılıyor. Düşman Hava Kuvvetleri hava savunma aracı sahasına girmeden uzaktan işliyor. Havadan yüzeye uzun menzilli füzeler kullanılıyor. Pilotların Türkçe konuşmaları kaydedildi diye yazdı. <laughs> Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, The Washington Post'a röportaj vererek, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Arsak'ta başlattığı saldırı ve askeri eylemlerine değindi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Presi aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'nin savaşa katıldığı konusundan da bahsetti. David Ignatius'un yazdığı makaleyi özetle sunuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında tırmanan çatışma, salı günü bir Ermeni savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle yeni bir tehlikeli dönüm noktasını kaydetti. Görüşme sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, sonuç olarak Türkiye ve Ermenistan'ın daha büyük bir savaşa dahil olabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Paşinyan, bugünkü olaylar Ermeni halkına karşı ilan edilen bir savaştır ifadesini kullandı. Türkiye ile yaşanan tarihi çatışma nedeniyle kendi ülkesinin bugün varoluşsal tehdit ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Güneybatısındaki Azerbaycan'ın Nahçıvan'dan olası bir saldırı tehdidiyle ilgili soruyu yanıtlayan Paşinyan, savaş hali ilan ettiğini vurguladı ve ekledi. Kendimizi korumak için her yolu kullanacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında kabul edilen ortak bildiride 15 üye derhal yapıcı müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. 29 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çatışmaların derhal durdurulmasına ilişkin bir bildiri oy birliğiyle kabul etti. Frans Press Ajansı'nın bildirdiğine göre bugün Azerbaycan ile Artak Cumhuriyeti arasında süren ateşli çatışmaların 3. günü. Avrupa Konseyi, Belçika, Estonya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından talep edilen acil bir toplantı sırasında Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Genel Sekreterin her iki tarafa da düşmanlıkları derhal durdurma, gerginlikleri azaltma ve yapıcı görüşmelere gecikmeden devam etme çağrısında destek verdiklerini ifade etti. Onlar güç kullanımını şiddetle kınıyorlar ve sivil halk arasında can kaybına üzülüyorlar. Konseyin Artsak'taki temas hattındaki büyük çaplı düşmanlıklar konusundaki endişesini ifade ediyorlar. Güvenlik Konseyi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT'in eş başkanlarının merkezi rolüne tam desteğini yeniden teyit ediyorlar ve tarafları bir an önce ön koşulsuz diyaloğu sürdürmeleri için onlarla yoğun çalışmaya çağırıyor. Batı Ermenistan'ın Karsil'inde bulunan Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Ermenilerin atası Urartular dönemine ait olduğu belirtilen tarihi mezarlık ile insan kemikleri ortaya çıktı. Küresel miras uzmanı ve tarihçi Faruk Torunoğlu, Akyaka ve Arpaçay bölgesinin geniş bir tarihe sahip olduğunu belirtti. Torunoğlu şöyle konuştu. Köylülerin de bölgede genel olarak Urartuların yaşadığını söylediğini düşünürsek, Urartulardan kalması muhtemel ama yine de bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Mezar taşları ve insan kemikleri incelendiğinde kesin bir sonuç çıkacaktır. Geçmişte baraj sularının çekilmesiyle Kara Köprü'nün gün yüzüne çıktığını biliyoruz. Bazı tarihi yerler de gün yüzüne çıkıyor. Bölge genel olarak koruma altındadır ve gerekli önlemler alınıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı halk oyunları topluluğundan Ermeni halk oyunu Koçari adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.